بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا، وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به مضرا. İn kîle bihi nazarun dersek, eğer onun ile ilgili tartışma söz konusudur denilirse, af mertebesi arasına neler girdiğinin disiplini, ölçüleri şunlardır. Fakat benim okuduğuma göre şey edilirse, afiv bölgesinin kapsamına girenlerin disiplin altına alıcı temel ilkelerini düşünmek için veya görmek için, eğer kabul edilirse, in kile bihi ey afu bölgesi kabul edilirse, burada ara cümlesidir, in kile bihi nazarun, eğer bu işin tartışmalı olduğu söyleniyorsa, kabul edilse bile, söylemek istediği şu: eğer diyor afü bölgesinin mevcudiyetinin tartışmalı olduğunu kabul etsek dahi, bu afvın neler olduğu, bölgesinin sınırlarının neler olduğu ile alakalı temel kurallar veya ölçüler, sınırlar şunlardır diyor. فَاِنَّ الْاِقْتِصَارَ بِهِ عَلَى مَحَالِ النُّسُوسِ nezgatun zahiriyetun. Şüphesiz diyor, şimdi malum bir şeyi sınırlar veya tanımlarken iki şey yapılır. Tarifini hatırlayalım. Tarifte diyor ki, tarifin özelliği ne olacak? Efradını cami, ahyarını mani olacak. Dolayısıyla bir şeyi tarif etmek için iki yoldan birisi seçilir. Neleri toparlıyor? Neleri kapsıyor? O tanım, o şeyi tanımlarken tanımladığımız şeyin kapsamına nelerin girdiğini söyleyerek tarif yapabiliriz. Bir de nelerin girmediğini söyleyerek de tanım yapmak mümkündür. Ama en mükemmel tarif, neleri kapsadığını ve neleri kapsamadığını söyleyerek yapılan tariftir. Şimdi bu tersinden başlıyor. Kapsamına neler girmiyor? فَاِنَّ الْاِقْتِصَارَ بِهِ عَلَى مَحَالِ النُّسُوسِ نَزْغَةٌ ظَاهِرِيَةٌ. Şüphesiz diyor, bu afv bölgesiyle ilgili olarak İbn Hazm erbabına sataşma yapıyor burada. Yalnızca diyor, nasların varid olduğu mahallerle, yerlerle yetinmek zahiri bir eğilimdir. Zahiri bir eğilim. وَالْاِنْحِلَالُ فِي اِعْتِبَارِ ذَٰلِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ خَرْقٌ لَا يُرَقَّعَ. Efendime söyleyeyim, mutlak olarak bunu itibara almak suretiyle gösterilecek çözülme, ortaya çıkacak çözülüş, خَرْقٌ لَا يُرَقَّعَ, yama yetiştirilemeyecek kadar büyük bir delik olur. Yama yetmez diyor. وَالْاِقْتِصَارُ ف۪يهِ عَلَى بَعْضِ الْمَحَالِ دُونَ بَعْضٍ تَحَكُّمٌ يَأْبَاهُ الْمَعْقُولُ وَالْمَنْقُولُ. Bu hususta diyor, bir takım yerleri dışarıda tutarak bazı yerler üzerinde yetinmek ise, makulün de menkulün de kabul edemeyeceği bir tahakkümdür, dayatmadır. Bu tahakküme en böyle yakın kelime bana bu geliyor. Tahakküm, yani böyle bir şey yok. Adil bir hüküm olmaz. Zoraki bir hüküm. Dayatma bana güzel geldi. فَلَا بُدَّ مِنْ وَجْهٍ يُقْصَدُ نَحْوُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ حَتَّى تَتَبَيَّنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ. O halde diyor, bu hususta diyor, meseleye doğru ele alınırken maksat olarak gözetilen bir cihetin olması kaçınılmazdır ki Allah'ın izniyle bu mesele açıklık kazanabilsin.
وَالْقَوْلُ فِي ذَٰلِكَ يَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةِ اَنْوَعِ Bu hususta söylenecek söz üç türe münhasırdır. Doğrusunu isterseniz çok zor bir meseleyi, affü meselesini anlatmak için Allah-u Alem çok kolay bir yöntem seçmiş. Yani bu mesele bundan daha güzel veya daha kolay bir yöntemle zor anlatılırdı. Ehaduha, birincisi el vukufu ma'a muktada delilil muaridi kasda nahvihi ve in kavya muaridu. Karşıt delilin muktezasının sınırları içerisinde durmak. İsterse diyor onun karşıtı olan diğer delil güçlü olsun. Yani karşıtın karşısındaki delil, karşıtın zıttı olan delil ne kadar kuvvetli olursa olsun, muarız delilin yani karşıt kabul edilen delilin muktezasının sınırları içerisinde duracak. Yani ne demek istiyor ki? Afu belgesi yoktur denilen delilin, denilirken ileri sürülen delilin sınırlarında duracaksınız diyor. O zaman sizin bize karşı delilinizin, onu söylemeye getiriyor Allah-u Alem, delilinizin bu konuda delil olmadığını göreceksiniz veya ben göstereceğim demeye getiriyor. Hocam burada sadece affedersiniz. Bu arızı güçlü olan delilin gereğini ama etmek diyor. İkincisini hal yapmış. Olan bir delilini ama etmek. Muarızı olan? Muarızı güçlü bir defa olan bir delilini gereğini ama etmek sadece. Yani ben buradaki tercümeyi, belki onu tercüme ettiği yerde metin bu kadardır, bilmiyorum. Veya bundan bence, bu kadarı mı anlaşılıyor? Bence ikincisini hal yapmış o. Onun için dikkat almamış. Ama şart ve in kavya muaridu istediği kadar güçlü olsun, muarız delilin muktezasının yanında durmak. Buradaki hu zamiri, buradaki el-delilül muarıda gidiyor. El-delilül muarız, muarız delil. Tabii yani onda artık ya ibare böyle, bilmiyorum tabii nasıl yapmışsa. El-thani, ikincisi, el-hurucu an muktadahu an gayri kastın ev an kastın velakin bit-tevil. Delilin muktezasının dışına kasıt gözetmeksizin çıkmak yahut da kasten çıkmakla birlikte tevile dayanarak çıkılması. El-thalithu ve-thalithu el-amelu bima huve meskutun an hukmihi ra'sen. Hakkında bir şey söylenmemiş olan ile doğrudan, dolaysız olarak amel amel yoluna, amel cihetine, amel etmek cihetine girmek. فَاَمَّ الْاَوَّلُ Şimdi bu üç şartın, üç türün daha doğrusu sınırlarını izah etmeye çalışacak. فَاَمَّ الْاَوَّلُ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْعَمَلُ بِالْعَزِيمَةِ وَاِنْ تَوَجَّهَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ ظَاهِرًا اِنَّ الْعَزِيمَةَ لَمَّا تُوْخِيَتْ عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ اَوْ الْاِطْلَاقِ كَانَ الْوَاقِفُ مَعَهَا وَاقِفًا عَلَى دَلِيلٍ مِثْلِهِ مُعْتَمَدٍ عَلَى الْجُمْلَةِ. Aleykümselam. Birincisi diyor, فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْعَمَلُ بِالْعَزِيمَةِ. Birinci şartın veya türün kapsamına azimet olanla amel etmek dahildir. Eğer ruhsat hükmü zahiren yöneltilmiş ise, yani yöneltilmiş olan ruhsat hükmünün zahirinden ruhsat anlaşılıyor ise, innel azimete, şüphesiz azimet, lemma tuhiyet ala zahiril umumi evel itlaqi, azimet ne zaman umumun zahirine veya mutlak ifadeye göre araştırılacak olursa, kânel vâkifu ma'aha, o azimet sınırları içerisinde kalan birisi, duran birisi, vâkifen alâ delilin mithlihi, onun gibi, ona benzer bir delile
vakıf olur. Mu'temedin alel cümleti, genel olarak kendisine itimat olunan benzeri bir delil üzerine duruyor veya ona vakıf bulunuyor demek olur. Ve kezalikel amelu bir ruhsati. Ruhsat ile amel de böyledir. Şimdi demeye getirecek ya Allah-u Alem, ruhsat da böyledir. Azimet de böyle olunca o zaman ikisi arası vardır bunun, bu işin diyor. Ve in teveccehe hukmul azimeti, eğer diyor azimet hükmü tevcih olunursa, yani uygun görülen açıklama, kabul edilen görüş, kabul edilen kanaatin azimet hükmü olduğu kabul edilirse, fe inner ruhsata mustemiddetun min kaideti veya mustemeddetun min kaideti raf'il harici. Eğer diyor hüküm azimete yönelik ise, yani o delilden azimet hükmü çıkartılıyorsa, o takdirde ruhsat diyor, ruhsat haracın kaldırılması kaidesinden çıkartılır. Çünkü azimet zorluk teşkil ediyorsa, yolculukta oruç tutmak gibi. Değil mi? Aslında Cenab-ı Allah ayet-i kerimede ve en tasumu hayrun lekum buyurmak suretiyle ne yapıyor? Bizi azimete yönlendiriyor. Seferde oruç tutmak noktasında azimete yönlendiriyor. Peki adam bir parça zorlanacağını hissediyor. Ferasa başı ağrıyacak, bilmem ne olacak gibi. Ha, ben diyor burada ruhsatı kullanacağım. Burada işte ruhsat kaidesiyle azimet. Başı ağrımıyor. Başı ağrımıyor diyelim. Ya, ağrımıyor, ruhsatla şey dersin. Kema ennel azimete raciatun ile aslı teklifi. Nitekim azimet de esas itibariyle teklifin aslına, asıl delile racidir. Ve kilâhumâ aslun külliyun. Her ikisi de külli birer esastır. فَالرُّجُوعُ اِلَى حُكْمِ الرُّخْصَةِ وُقُوفٌ مَعَى مَا مِثْلُهُ مُعْتَمَدٌ. Bu durumda diyor, ruhsat hükmüne dönmek, başvurmak, o zaman mu'temed olan misliyle durmaktır. Mu'temed olan onun benzerinin sınırları içerisinde durmak demek olur. Onun dışına yine çıkılmış ama çıkılmış olmaz. Belki o yapılmamış olur ama onun benzeri bir delil neyse onun gereği yapılmıştır diyor. Lakin lemma kana aslu raf'il haraci variden ala aslı teklifi vurud el mukemmili lakin cevabı geliyor. Fakat diyor haracın kaldırılma esası teklifin aslı hakkında söz konusu olması tamamlayıcının yani mükemmelin varid olması gibi olduğundan o zaman teraccaha canibu aslil azimeti bi vechimme. Herhangi bir surette azimetin asıl ciheti ne yapmış olur? Ağırlık kazanmış olur, tercih edilmiş olur. Gayra ennehu la yahrimu aslar rucu'i. Bununla birlikte böyle olması diyor. Bununla birlikte efendim asla raci olmayı, aslı kabul etmeyi, kabul etme ilkesini ortadan kaldırmaz. Aslı kabul ederek biz efendim azimetle değil ruhsatla kabul ederiz. Mükemmildir çünkü diyor. Zaruri bir şey değil. Ona uymak zorunluluğu yok. Lianne bizalikel mukellim mukemmili kıyamu aslı teklifi. Çünkü o mükemmil ile teklifin aslı ayakta durabiliyor. Ve kad u'tubira fi mezhebi malikin hâzâ fefihi insâfara fi ramadan diye geliyor. Nitekim diyor ve kad u'tubira fi mezhebi malikin hâzâ. Hâzâl hukum demek istiyor Allah-u Alem. İşte diyor Maliki mezhebinde de nitekim bu husus itibara alınmıştır. Fefihi yani fi mezhebi malik. İnsafara fi ramadana akal min erbaati burudin. Ramazan ayında 4 beridlik bir mesafeden daha az bir mesafe yolculuk yaparsa
فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه. Dört beridlik mesafe ile oruç açmanın mübah olduğunu zannedecek olursa, hizamiri dört beride gidiyor. O zaman diyor, فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ, onun için kefaret mevzu bahis değildir. كَذَٰلِكَ وَكَذَٰلِكَ اِنْ اَفْتَرَ ف۪يهِ بِتَعْو۪يلٍ. Men aftara. Ben izemi okudum. Nereden getirdim izemi bilmiyorum. Fazla şey bozmuyor neyse. Aynı şekilde diyor, Ramazan ayında bir tevil yoluyla iftar eden kimsenin de durumu böyledir. Ve in kana asluhu, yani iftar etmenin aslı gayru ilmiyyin, ilme dayalı olmasa bile, yani cehaletini ve cehalete dayalı tevil yapmasını mazur görüyor. Çünkü kefaret gerekmesi için kamil bir amdin olması lazım. Oruç açmakta tam bir kasıt olması lazım. Tam kastı Hanefi mezhebi ve belki de Maliki mezhebi bütün sebepler için mevzu bahis kabul ediyor. Şafii mezhebi yalnız cima için kabul ediyor. O da mesela hataen cima etse mesela şey etmez, kefaret gerekmez. Ama Hanefi mezhebi ister yemek yoluyla, ister su içmek yoluyla, ister efendim söyleyeyim cima yoluyla bozsun diyor. Tam bir kasıt olduktan sonra tamamdır diyor. 3-2 ay oruç tutacaktır diyor. Şimdi burada cehaletin de iki, yani bu meseleden şunu anlıyoruz. Maliki mezhebinde bu gibi hususlarda hem cehalet hem yanlış tevil muteberdir. Mazerettir daha doğrusu. Mazerettir. Yani bu bazıları cehalet muteber değildir, bilmem ne değildir derken insanlara çok zulmediyorlar. İnsanlara çok zulmediyorlar. Bilhassa bazıları, yok efendim günümüzde İslam'ı bilmemekten dolayı kimseyi mazur göremeyiz. Yok arkadaş öyle değil ya. Herkes efendim mesela muvaffakat okuyacak durumda olmuyor. İnsanların dünyada haberleri yok. Türkiye'de bile diyelim ki herhangi bir semtte, Nişantaşı'nda, bilmem nerede vesairede bilmediğimiz bir yerler onlar. O biz oraya gitsek kendimizi yabancı hissederiz. Böyle dünyalar var bugün. İstanbul'da, Türkiye'de bile. Öyle yerlere gitsek. Bu insanlar da bize karşı yabancıdır. Onlar da bizim mahalleye gelseler yabancı olduklarını fark ederler, hissederler. Yani bu insanlar, bırakın hüküm vermeyi, Allah'a bırakın bu işi biraz daha. Çok hüküm vermekte cesaret edip kendinizi zora koşmayın. Bir şey yapabilecekseniz onlara tebliği ulaştırın. Dini ulaştırın. Yani işin şeyi bu. Bir arkadaşımız hocam gözlük şirketine çalışıyor, dış pazarlama. Fuara gittik diyor. Beraber bir arkadaşla beraber. Domuz etiyle ilgili bir şey geçti diyor. Ondan sonra arkadaşımız baktım diyor ki yani normal şey görüyor falan. Sonra biz diyor baş başa kalınca dedim ki ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani milletin ağzı yani haram falan böyle basit bir şey. Yani biliyor. Dedim ki ayıp bu konuda sen böyle düşünüyorsun falan. Adam diyor birden irkildi. Nasıl oluyor? Yani, mesela haramdır o zaman. Yani adam ha, ayet o zaman bilmiyormuş. Bilmiyormuş yani. Tabii. Bizim yani Türk. Tabii. Ne bir şey böyle hani ortalıkta şu haram bu helal falan millet söylüyor ya ben öyle biliyorum ne bir şey haram. Sağdan böyle uzak duruyoruz. Aynen öyle abi, ben Anadolu'nun ortasında kelime-i tevhidi bilmeyen lise öğrencisi gördüm ya. Tevhid, kelime-i tevhidi bilmiyor. Söyleyemiyor. La ilahe illallah diyor bana. Hocam daha geçen emin önünde çeviriyorlar. Bu sürem arzını soruyorlar. Bilmiyorum. Yani, ki Türkiye bu konuda çok hassas biliyorsunuz yani. Evet. Dini bilmez, gusülü bilir işte yani. Cuma'da düşmanlık eder, cuma'dan sonra gider gusül abdest alır. Bilmese de yıkanır yani. Çok iyi. Tabii yani. Ankara'nın başkent olduğunu bilmiyorum. Adana mıydı bu? Ankara mıydı? Abi yok ya, onlar da dalga yemiyor. Yok gerçekten. Onlar da tam bu
böyle uçtu. Ankara'yı da bilmem olmaz. Abi ilkokul okudur ya. Ankara yani Ankara'nın başkent olduğu zarurat-ı diniyenden daha malum bir şey yani. İlkokulun her aşamasında Ankara'da değil mi? Ya, yani onu söylemek istiyorum. Yani bu insanlara nasıl diyelim, yani kelleleri biçen kılıçlarla değil, gerçekten yani gönülleri fethedebilecek, onları İslam'ın içine daha çok çekecek üsluplarla gitmenin yollarını bulmak lazım. Şey lazım. Bilmiyor abi ya. Şey değil ki. Adam komünizmi İslam'a uygun diye bilerek kabul ediyor. Herkes, her komünist olan bizim zamanımızda ben çok iyi hatırlıyorum. Ya İslam zaten adaleti istemiyor mu? Aynen böyle diyor. İslam zaten, efendime söyleyeyim, kimsenin aç kalmasını istiyor mu ki? Ben de istemiyorum diyor. Bu şekilde söylüyor icabında adam. Ve bunu istismar edenler de vardı. Önemli bir bölüm. Fakat temiz temiz buna inananlar da vardı. Etmek vardı. Evet. Bel hâzâ cârin fî kulli müteevvilin keşâribil muskiri zânnen ennehu gayru muskirin. Hatta bu diyor, tevilci herkes hakkında caridir, cereyan eder. Keşari bil muskiri, sarhoşluk veren bir şeyi içip içerken onun müskir olmadığı zannıyla içen kimseler buna örnektir. Ve katilil muslimi zannen ennehu kafirun. Ve akilil malil harami aleyhi zannen ennehu halalun lehu. والمتطهر بماء نجس ظانا بأنه طاهر. Bunları cer ile de okuyabiliriz. Kaf harfi dolayısıyla. Efendime söyleyeyim, müskir olmayan, sarhoşluk vermediği düşüncesiyle, zannıyla sarhoşluk veren bir şeyi içen, efendim, kafir olduğu zannıyla Müslüman birisini öldüren, herhalde savaş, helal, savaşta demek istiyor. Tabii. Yani. Öyle. Tabii. Yoksa diğer zamanlarda da öldüremez. Ahit halinde olmaz. Olmaz. Kendisine helal olduğunu zanneden birisinin kendisine haram olan, zannıyla haram olan bir malı yiyen, tahir olduğu zannıyla necis su ile taharetlenen bir kimse gibi. Bunlar hep tevil eden kimselerdir. Ve misluhu el mujtahidul muhti'u fi ijtihadi. İctihadında hata eden müctehid de bunun gibidir. Ve kad harraca Ebu Davud an İbn Mes'ud radıyallahu anhu ennehu caa yevmel cumuati ve'n nebi yahtubu fesemi'ahu yekulu İclisu فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مفا ben de yanlış yazmışlar, lamdan sonra y koymuşlar, bunu bir taala taal ya yok, ben de y koymuşlar, yanlış koyulmuş, eğer birinizde varsa orada y olmamış. He? Tabi, ey Abdullah İbni Mesud, gel dedi. Şimdi bu hadisin kaynağı var mı sizde? Kaynağı eserlerinde. Fissüler. Bunu yukarıda da söylemiş. Kitab-ı Tahar, Bab-ı İmam. Tamam. İyi. Mursel diyor. Ama İbn Mesud'a çağırdı demişse mursel olmaktan çıkar. O kendi değerlendirmeli, mursel olmaz ki. Tavus diyelim ki Abdullah bin Cabir hocam şeyden. He. Kale herde yu'rafu mursel diyor. İnne ra'unnas an'ata. Annebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama burada İbn Mesud'dan bahsediyor.
Ebu Davud an İbni Mesud radıyallahu anhu. Lekadın hakim sahibim. Hı? Kadın hakim sahibim ala şart şeyhe. Hı hı. Bu doğru söylüyor. Ne tamam. Yani Ebu Davud'da bir yerde geçiyorsa gerisi çok önemli değil. Ben onu merak ettim. Ebu Davud'da gerçekten geçiyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbe verirken cuma gününde Abdullah bin Mesud gelmiş, bakmış ki Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Oturun diyor. O da hemen olduğu yerde oturmuş mescidin kapısında. Nebi aleyhissalatü vesselam onu görünce fekale teala ya Abdullah bin Mesud. Gel ey Abdullah bin Mesud gel demiş. Fezahirun min hazel hadithi min haza ennehu ra'al vukufe ma'a mucerredil emri ve in kusida gayruhu musara'atan ila imtisali evamiri. Ya bu sahabedeki itaat bambaşka bir şeydir ya. Bu hadisten diyor zahiren anlaşılan o mücerret emir ile sırf emir verdi diye hemen o emre uymak gerektiğini görmüştür. İsterse bu emirle başkası kastedilmiş olsun. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini yerine getirmek için acelecilikten dolayı böyle oturdu diyor. Yani geciktirmeden yerine getirilmesi gerekir diyor. O görüşte olduğu için hemen oturdu. Ve semi'a Abdullah İbni Ravaha ve huve bittariqi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve huve yakul uclus iclisu fecelese fittariq. Abdullah bin Ravaha da yolda giderken Resulullah'ın oturun dediğini işittince o da diyor derhal yolda oturmuş. Femarra bihin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fekale ma şe'nuke fekale semi'tuke tekul iclisu fecelestu. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem zâdekallahu ta'ata. Niye ne oturuyorsun burada, niye oturuyorsun? Ben senin oturun dediğini buyurduğunu işittim. Ben de derhal oturdum. Ha? Nereden işitiyor ki? Resulullah orada yokmuş. Sonradan onun yanından geçiyor. İşte yoldan geçerken işitiyor. Demek ki meclise yakın bir yerden onun yani sesini işitiyor. Bir yerden dolaşırken Resulullah oturun diyor orada. Diye işitiyor evet. Sonradan onun yanına geçiyor. Tabii tabii. Yani böyle dönmeli bir yol da olabilir. Mümkündür artık her nasılsa. İşitmiş yani netice itibarıyla. O da derhal oturmuş. Peygamber de oradan gelirken diyor niye oturuyorsun demiş. O da demiş ki ya Resulallah ben senin oturun dediğini işittim. Ben de oturdum. Fekale nebi zâdekallahu ta'atan. Nebi aleyhissalatü vesselam Allah senin itaatini artırsın buyurdu. Ve zahiru hâzihil kıssa ennehu lem yaksud bil emri bil cülûsi. Lem yuksat. Ennehu'daki zamir şeye gidiyor. İbn Revaha'ya gidiyor. Bu kıssada bu olaydan anlaşılan oturmak emriyle onun kastedilmediğidir. Velakinnehu lemma semi'a zalika sara ila imtisali. Fakat o bunu işitir işitmez o emre uymakta elini çabuk tuttu. Acele hareket etti. Velizalika sa'alehu en-nebi hina ra'ahu jalisan fi gayri mawdi'i julus. Bundan dolayı oturulmaması gereken bir yerde onun oturmakta olduğunu görünce ona bu soruyu sordu. Vakat kâle aleyhisselam, bu hadis çok açık ve bariz gerçekten. La yusalli ahadun il asra illa fi bani Kurayza'da. Kimse ikindi namazını, daha doğrusu ikindi namazını kim kılacaksa ancak Kurayza oğulları yurdunda kılsın buyurdu. Efendime söyleyeyim. فَاَدْرَكَهُمْ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الطَّرِيقِ. Onlar yoldayken ikindi vakti girdi. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا. Onlardan bazıları biz Kurayza oğulları yurduna varmadan namaz kılmayacağız dedi. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي وَلَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَٰلِكَ. Bazıları da hayır kılacağız. Fakat üstelik Resulullah bize Kurayza oğullarına kadar varın ve namazı geçirin demek istemedi diyor. فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدَةً مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ. Resulullah aleyhissalatü vesselam ma bu husus anlatılınca bu iki fırkadan, iki kesimden hiçbirisini
azarlamadı. Yani şu an soran da azarlamadı. Size söyleyeyim. Siz biraz önce dediniz ki hiç soru şey yapmak yok. Burada öteki de girdi yani. Soru değil de tevil girdi. Tevil, yani. Tevil. Evet. Zaten bu tevili baştan söyledi. Yanlış tevil olabilir veya farklı tevil olabilir. Yani, tevilden dolayı olur. Üst örnekler evet. Bu iki uçlu oldu değil mi bu son? Evet. Ve yedhulu hâhuna kullu qada'in qada bihil qadi fi mesailil ictihadi thumma yetebeyyenu lehu khata'uhu ma lem yekun kad ahta'a nassan ev icma'an av ba'dal kavata'in. Bunun kapsamına burada diyor, kadının içtihadi meseleler ile ilgili verip de sonradan hatalı olduğunu gördüğü bütün meseleler dahildir. El verir ki o bir nassa göre, yani bir nassı bırakıp gitmiş, hata etmiş, ya bir icmaa nassa aykırı veya kat'i hükümlerden herhangi birisine aykırı bir hüküm vermemiş olsun. وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر. İki delil arasından birisini tercih etmek de böyledir. O iki delilden birisini kabul ederken, yani birisinin gereğini yerine getirirken öbürünü ihmal etmiş olur. Evet, فإذا فرض مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح. Varsayılsa ki o racih olanı, yani tercih edileni ihmal ettiğini varsayarsak, لأجل وقوفه مع المرجوح, bunun sebebi tercih olunan, yani tercih edilmemesi gereken daha doğrusu veya daha az tercih edilenin yanında durmuş olmasından dolayıdır. وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ مِثْلُهُ. Halbuki bu ise gerçekte benzerine itimat olunan bir delildir. Zahiren benzerine itimat olunan bir delildir. وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ بِدَلِيلٍ مَنْسُوخٍ اَوْ غَيْرِ صَحِيحٍ. Mensuh bir delil veya sahih olmayan bir delil ile amel etmek de böyledir. فَاِنَّهُ وُقُوفٌ مَعَ وُقُوفٌ مَعَ ظَاهِرِ دَل۪يلٍ يُعْتَمَدُ مِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ. Bu diyor, genel olarak misline itimat olunan bir delilin zahirine göre kabul edilmesidir. فَهَذِهِ وَاَمْثَالُهَا مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ مَعْنَ الْعَفْوِ الْمَذْكُورِ. İşte bunlar ve benzeri hükümler, değerlendirmeler, sözü edilen affin manasının kapsamına giren meselelerdir. İkinci nevaya kadar gelip namazı kılabiliriz. Gecikmeyiz değil mi? Ve innemâ kulnâ el-vukûfu ma'a muktadad delîlil mu'âridi feşartun fîhil mu'âradatû. Bizim diyor, mu'ârız delilin muktezasını kabul etmek, vukuf ma'ayı kabul etmek diye anladı, diye anlayalım ve tercüme edelim. Durmak için diyor, feşartun fihil muaradatu. Durabilmek için bunda muaraza şartı aranır. Yani delili muarız da tam bir taarruz kabul edilirse muarız delil kabul edilebilir. Li'ennehu in kana gayru muaridun, eğer ona karşıt zıttında bir delil yoksa, lem yedhul tahtel afvi, afiv kapsamına girmez. Liennehu emrun ev nehyun ev tehyirun umile ala vifkihi fela atba yutevehhemu fihi ve la muakhazete telzemuhu bi hukmi zahiri. Çünkü diyor, eğer muarız yoksa o afiv kapsamının içerisine girmez. Çünkü o kendisine uygun, ona muvafık olarak amelde bulunulmuş bir emir, bir nehi yahut bir muhayyerliktir. Çünkü bu arızı yok. O zaman فَلَا عَتْبَ يُتَوَهَّمُ ف۪يهِ. Bunda bir sitem, bir itap düşünülemez. وَلَا مُؤَخَذَةَ تَلْزَمُهُ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ.
zahir hükmü gereğince de ayrıca onun muahaze edilmesini gerektiren bir durum da yok. O halde فَلَا مَوْقِعَ لِلْعَفْوِ فِيهِ. Bu bölgede bu gibi hususlarda afiv de mevzu bahis değildir. وَاِنَّمَا قِيلَ وَاِنْ قَوْيَ مُعَارِضُهُ. Eğer muarızı kuvvetli dahi görünse denilmesinin sebebine gelince لِأَنَّهُ لَمْ لِأَنَّهُ اِنْ لَمْ اِنْ لَمْ يَقْوِ اِنْ لَمْ يَقْوَ مُعَارِضُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا النَّوْعِ. Çünkü diyor, eğer onun muarızı, yani ona karşıt gibi görülen delil eğer zıt olacak kadar güçlü değilse لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا النَّوْعِ, bu türden olmaz. بَلْ مِنَ النَّوْعِ الَّذ۪ي يَل۪يهِ عَلَى اِثْرِ هَذَا. Aksine o, bundan hemen sonra gelecek olan nevi türündendir, çeşit türündendir. فَاِنَّهُ تَرْكُ الدَّل۪يلِ. Çünkü bu delili terk etmek türüne girer. Ve huna, burada ise وَاِنْ كَانَ اِعْمَالًا لِدَل۪يلٍ اَيْضًا, her ne kadar bu yine bir başka delilin uygulanması ise فَاِعْمَالُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ اَقْوَى عِنْدَ النَّاظِرِ, onun yürürlüğe, yani delilin hükmü gereğince kabul, hükmünün gereğinin kabul edilmesi, konuyu inceleyen, düşünen, tetkik eden kimse nezdinde daha kuvvetli oluşundan dolayıdır. اَوْ ف۪ي نَفْسِ الْاَمْرِ, veyahut da özü itibariyle bizatihi كَاِعْمَالِ الدَّل۪يلِ غَيْرِ الْمُعَارِضِ, karşısında muarız olmayan delilin yürürlüğe konulmasına benzer. فَلَا عَفَّ ف۪يهِ, bu durumda da af mertebesi mevzu bahis değildir. اَمَّ نَعُ ثَان۪ي, baştaki üç neviden ikincisine geldik. Namaz kılalım, gelelim inşallah. Evet, gelelim biz İmam Şatibimize. وَاَمَّ النَّوْعُ الثَّان۪ي وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ مُقْتَضَ الدَّل۪يلِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ اَوْ عَنْ قَصْدٍ لَكِنْ بِالتَّأْو۪يلِ. İkinci tür ise kasti olmadan, fakat ya da tevil ile olmak şartıyla kasti bir surette delilin muktezasının, yani delilin gerektirdiği neticenin dışına çıkmaktır. Bunun örnekleri feminhu er-raculu ya'malu amelen ala i'tikadi ibahatihi li'ennehu lem yebluğhu delilu tahrimihi ev kerahiyetihi ev yetrukuhu mu'takiden ibahatahu iza lem yebluğhu delilu vücubihi ev nedbihi kekaribil ahdi bil islami la ya'lemu ennel khamra muharrametun feşrabla. Feminhu, bu kabilden örneklerden birisi şudur diyor. Kişi mübah olduğu inancıyla bir amelde bulunur. Buna sebep ise onun haram olduğunun delilinin ona ulaşmamış olmasıdır. Ya da mekruh olduğu, buna delil ulaşmamıştır. Yahut da ona vacip ya da mendub olduğunun delili ulaşmadığı takdirde mübah olduğu inancıyla o işi terk eder. Ne gibi? Kim böyle yapabilir? Kekaribil ahdi ahdi bil İslam. İslam'a yeni girmiş bir kimse, henüz bu gibi şeylerin hükümlerini, helal haram ile ilgili hükümleri öğrenme fırsatı olmamış. Ve la ya'lemu ennel hamra muharramete ennel hamra muharrametun feyeşrebuha. İçkinin haram olduğunu bilmeyerek içki içmesi gibi. Kim için ama? Henüz İslam'a yeni girmiş. Ev la ya'lemu enne guslel cenabeti vacibun fe'etruku. Yahut da cünupluktan dolayı gusletmenin vacip olduğunu bilmediğinden onu terk etmesi gibi. Ve keme ettefeka fi'z zamanil evveli حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين. Nitekim diyor, İslam'ın ilk dönemlerinde
Ensar henüz iki sünnet yerinin kavuşumundan dolayı gusül istendiğini bilmedikleri zaman da böyleydi diyor. O zaman için muakaze edilmemişler diyor. Ve mislu hâzâ kethîrun yetebeyyenu lil mujtehidina. Bunun emsali pek çoktur. İctihad gösterenler, bu konuda içtihad edenler veya müctehitler bunu açık açık görürler. Ve kad rûye an Mâlikin ennehu kâne lâ yara tehlîle asâbi'ir ricleyni fil vudû'i ve yarâhu minet taammuki hattâ belâgahû. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yuhallilu feraca'a ilel kavli bihi. Malik'ten rivayet edildiğine göre o önceleri ayak parmaklarının, abdest esnasında ayak parmaklarının aralarına su sokmayı, aralarını ayırarak su sokmak görüşünü uygun bulmuyordu. Su sokmayı, yani o şekilde aç parmaklarını araya su sokmaya çalış, o görüşte değildi, gerekmiyordu. Hatta bunu teammuk, yani aşırılık olarak görüyordu. Ta ki ona Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayak parmaklarının arasını ayırıp su girmesini sağlıyordu anlamındaki hadis ona ulaşıncaya kadar. O vakit feraca ilel kavli bihi. O da bu sefer ayak parmaklarının hilallenmesi, yani arasına suyun girmesinin sağlanması görüşünü kabul etti, oraya döndü. Ve kem ettefaka li Ebi Yusuf ma'a Malik fi'l muddi ve's sa'i hatta raca'a ila'l kavli bizalik. Nitekim Ebu Yusuf da Malik ile birlikte ittifak etmiştir. Mud ve sa' hususu hakkında hatta raca'a ila'l kavli bizalik, yani bi kavli Malik. Ve min zalika'l amalu ala'l muhalefeti hata'an ve nisyanen. Aynı şekilde hatalı veya unuttuğu için muhalif şekilde amelde bulunmak da bu kabildendir. Ve mimma yurva minel hadisi rufi'an ümmeti el hata'u ve nisyanu ve mestukrihu aleyhi. Ümmetimden hata yoluyla unutarak ve yapmak için zorlandıkları şeylerden dolayı vebal ne yapmıştır? Ümmetim üzerinden kaldırılmıştır. Fe in sahha zalika, eğer bu hadis tabi sahih olarak gelmişse, ve illa fel ma'na muttefakun aleyhi, sahih olmasa bile hadis bu mana üzerinde ittifak edilmiştir. Yani hata edenin, nisyanda bulunanın, mükreh olanın yaptığı işlerden dolayı sorumlu tutulmayacağına dair şey vardır diyor. İttifak vardır bu manada. Ve mimma yecri mecral hata'i ve nisyan, hata ve nisyan gibi değerlendirilecek hususlar arasında fi ennehu min gayri kasdın, kasıt olmaması bakımından ve in vucidel kasdu el ikrahu el mudammanu fil hadisi. Hadis kapsamına sokulan, giren ikrah olarak, ikrah halinde kasıt bile olsa. Mükrehin kastı var. Fakat meslubul irade olması hali, olması dolayısıyla kastına itibar edilmiyor. Edilmiyor. Ve ebyenu min hâzâ. Bundan daha bayin, daha açık olanı ise an aserati zevil heyati, muteber şahsiyetlerin yaptıkları ufak tefek hataların af edilmesidir. Fe innehu sebete fiş şerti ikaletuhum fiz zellati ve en la yuamelu bisebebiha muamelete gayrihim. Şeriatte çünkü bu husus sabit olmuştur. Ne sabit olmuştur? İkaletuhum fizzellati. Yanılmaları halinde mazur görülecekleri.
وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم. Bu hususta başkaları gibi onlarla muamele edilmemesidir. Câ'e fil hadîsi ekîlu zevil hey'âti atharâtihim. Mu'teber, önde görülen şahsiyetlerin hatalarını, küçük tökezlemelerini telafi ediniz diyor. Görmezlikten geliniz. Ve fi hadîsi tecâfev an ukûbeti zevil burû'eti vessalâhi. Mürüvvet, yani mertlik ve salah sahibi kimseleri cezalandırmaktan uzak durunuz. Yani bu hadis, hadis midir bilemiyorum. Sizlerde herhangi bir not var mı? Tahavi. في الصغير من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بسنة ضعيف. Evet, burada da öyle söylüyor. لكنه صح بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنه. İbn Ömer'den demek ki mevkuftur o. Mevkuftur. Şimdi bunun evet, burada merhum şeyde söylemiş. هذا انما يتوجه الى قضاء ابن عمر. الحديث حسن يحتج به. Hangi hadis için bu? Bu biraz önce bahsettiğim. İlk hadis. تجاوز في عقوبة ذوي الهيئات. Bu evet. Yani tabi في شرج انها الزلات التي لا حد فيها. Aynen öyle olması lazım. Yani had gerektirmeyen tazirlerde, yani birisine, heyet sahibi olan birisine, yerine göre hakimin kaşını çatması, yerine göre bu sana yakışır mı demesi yeterli bir tazirdir. Aynı işi işleyen, ne bileyim, arsızın teki faraza, birisi için böyle kibar konuşmanın hiç etkisi olmaz, teşvik bile olur. Yani burada bu gibi haller, yani tazirlerde mevzu bahis olur. Yoksa bir kimse muteber bir insandır diye hududullahı onlara uygulamamak o İsrailoğullarının hadleri değiştirmelerine sebep teşkil eder husustur. O caiz olamaz. Sabit olmuş. Mevkiye de hamle edilebilir mi? İşte mevki tabii. Yani muteber kimseler. Yani. Muteber kimseler. Makamı mevkisi güzel, yani adam saygın birisidir, alim birisidir, efendim yüksek bir makamdadır. Diyelim ki vali, efendime söyleyeyim, çok küçük bir hata işledi, günah işledi. O validir, valilik makamının heybetini korumak için orada mecbursun. Eğer onu da sıradan bir insan gibi cezalandırırsan veya azarlarsan bu sefer vali olarak heybeti kalmaz. İtibar olmaz. Zannederim bir tam olarak olayın asıl sebebini hatırlamıyorum. Galiba Hazreti Ömer bir vesileyle Abdullah İbn aşağıda geçiyor mu? Ha, Amr İbnül As'ı cezalandırmak istiyor. Demek ki orada onu, zaman onu okuyalım. Olayı. Adam diye geçiyor. Hı? Bir adam diye geçiyor. Belki. وَرُوْيَ الْعَمَلُ بِذَٰلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَب۪ي بَكْرِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَزْمِ. Bununla amel aynı şekilde Muhammed bin Ebu Bekir bin Amr bin Hazm tarafından amel ettiği rivayet edilmektedir. فَاِنَّهُ قَضَى بِهِ فِي رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ شَجَّ رَجُلًا وَضَرَبَهُ فَاَرْسَلَهُ وقال انت من ذوي الهيئات. Onun Ömer bin el-Hattab hanedanından bir adam hakkında buna göre hüküm verdiği rivayet edilmiştir. Bu kişi Ömer hanedanından olan kişi bir adamın kafasını yaralamış idi. O da ona bir parça vurmuş ve serbest bırakmıştı. Yani kısas uygulamamıştı. Şecac'de. Halbuki, bu Ömer mi yapıyor yoksa Hazm mı yapıyor? Yok. Bu Şecce Racülen
Yani kada ve darabehu şeklindedir. Ha. O ara cümlesidir. Yani yine bir darabe yaptı burada. Evet. Yani kısas yapacaktı. Şecac'da kısas var. Yaralamalarda kısas var. Onu bir dövmüş, ondan sonra onu serbest bırakmış ve sen zevil heyattan birisin. Yani muteber şahsiyetlerden birisisin. Ve fi haberin ahar an Abdülaziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar İbn-i Khattab ennehu kâle üstâdi alâ mevlen li cerahtuhu yukâlu lehu sellâm el barberi ilâ İbn-i Hazm feetâni fekâle cerahtuhu fekultu na'am kâle semi'tu kâleti amrata tekûlu kâlet âişetu kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ekîlu zevil hey'âti أثراتهم. أمن من سؤلهم قال sizde de üstadi midir nedir bu? İstaadde. Aynı ile midir? Bende elif iledir t'den sonra bir türlü anlayamadım. İstaadde. İstaadde. İstaadde hemzeli. Hemze de yok bende. Tamam. İstaadde. Ala mevlen li cerahtu. Aleyye. Aleyye mevlen li. Cerahtu. Tamam. Şimdi diyor ki benim ennehu kâle istâde aleyye mevlen li. Benim bir kölem, bana ait bir köle, bir azatlım veyahut da benden diyet istemeyi gerektiren bir iş yapmıştım ona diyor. Cerahtuhu. Yani yaraladığım bir azatlım benden diyet istedi. Bu kimsenin adı Sellam el-Berberi idi. Kime dava etti? İbn Hazm'a dava etti. Fe'etâni bana geldi. Fekâle cerahtehu. Sen onu yaraladın mı? Kultu na'am. O da dedi ki kâle semi'tu hâleti amrata. Teyzem Amre'yi tekûlu şöyle dediğini dinledim. Kâlet âişetu kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Âişe dedi ki Resûlullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki اَقِيلُوا ذَوِ الْهَيْئَاتِ اَثَرَاتِهِمْ Muhteber kimselerin hatalarını telafi ediniz, düzeltiniz gibi. فَخَلَّا سَب۪يلَهُ وَلَمْ يُعَاقِبُهُ Onu serbest bıraktı ve onu cezalandırmadı. وَهَذَا اَيْضًا مِنْ شُؤُونِ رَبِّ الْعِزَّةِ سُبْحَانَهُ فَاِنَّهُ قَالَ وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمِ Bu da diyor aslında aynı zamanda Cenab-ı Rabbül Alemin'in, İzzet sahibi Rabbül Alemin'in şuunlarından yani yaptığı işlerden, ona ait özel işlerden veya kendisinin yaptığı işlerden birisidir. Çünkü o şöyle buyurmuştur. İyilik yapanları, güzel iş işleyenleri güzellikle cezalandırmak yani güzellikle onlara karşılık vermek için yapar bunu. O kimseler, güzellik yapanlar kimler? Kebair al-ithm, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. İllel lemem. Lemem küçük, basit, değersiz günahlar demektir. Lakinneha ahkamun uhraviyun ve uhraviyetun. Fakat bunlar yani küçük günahlardan Cenab-ı Rabbül Alemin'in büyük günahlardan kaçınılması şartıyla af etmesi uhrevi bir hükümdür. Ve kelamuna fil ahkamid dünyeviyeti. Ama biz mevzu bizim konumuz ise dünyevi hükümler ile ilgilidir. Ve yakrabu min hâzâ el ma'nâ der'ul hududi bişşubuhat. Bu manaya yakın hususlardan birisi de hadlerin şüpheler dolayısıyla bertaraf edilmesidir. Fe inned delile yekûmu hunâlike mufîden lizzanni fi ikâmetil haddi. Çünkü böyle bir durumda delil
haddin uygulanması hususunda zan ifade eder. Zan ifade eder. Kat'i olmaz. Hadlerde ise zan değil, kat'ilik aranır. وَمَا ذَٰلِكَ فَاِذَا عَرَضَهُ شُبْهَةٌ وَاِنْ ضَعُفَتْ غُلِّبَ حُكْمُهَا وَدَخَلَ صَاحِبُهَا فِي حُكْمِ الْعَفْوِ. Bununla birlikte eğer haddin uygulanması hususunda bir şüphe hafif dahi olsa, muarız olursa, karşı çıkarsa, o zaman وَاِنْ ضَعُفَتْ zayıf dahi olsa غُلِّبَ حُكْمُهَا o şüphenin hükmü galip getirilir, kabul edilir. وَدَخَلَ صَاحِبُهَا فِي حُكْمِ الْعَفْوِ sahibi de affetme hükmünün kapsamına sokar onu. Yani çünkü daha kuvvetli olabilir. Yani Hazreti Ömer'in malum kıtlık senesinde had cezasını, hırsızlığın had cezasını kaldırdığını biliyoruz. Efendim kimin köleleri? Köleleri hırsızlık yapıyor. Hazreti Ömer'e getiriliyor. Niye çaldınız diyor. Diyor ki vallahi Efendimiz bizi aç bırakıyor. Siz kimin kölelerisiniz? Filan sahabinin diyor. Zengin sahabilerden adını şu anda unuttum. Onu getiriyor diyor. Bak bunlar senin değil mi? Evet diyor. Açlıklarından çaldılar. Bir daha hırsızlık yaparlarsa şimdi açlık mazeretiyle çaldıkları için ellerini kesmiyor. Şüpheden dolayı. Falan bir daha çalarlarsa senin ellerini keseceğim. Niye aç bırakıyorsun diyor. Çünkü köle gerçekten öyle. Köle aç bırakılmaz ki. Köleye yediğinden yiyeceksin, yedirdiğinden yedireceksin. Ama dikkat edin ha. Dikkat edelim burada. Yediğin kadar yedirmeyeceksin. Sen az yiyebilirsin. Diyette olabilirsin. O onun yemesi önemli. O yiyeceği kadar yiyecek. Ona sınır yok yani. Senin kadar yiyecek değil. Senin yediğinden yiyecek. Senin yediğinden yiyecek. Evet. وَقَدْ يُعَدُّ هَذَا الْمَجَالُ مِمَّا خُولِفَ فِيهِ الدَّلِيلُ بِالتَّعْوِيلِ. Bu diyor, delile tevil yoluyla muhalefet olunan bir alan olarak da ne yapılabilir? Sayılabilir. وَهُوَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ اَيْضًا. Ama yine de bu türdendir. Ve misalu muhalefetihi bit-te'vili ma'al ma'rifeti bid-delil. Delilin bilinmesiyle birlikte delil yoluyla buna muhalefet etmenin misaline gelince ma waqa'a fil hadisi fi tefsiri kavlihi taala. Leysa alellezina amanu ve amilussalihati junahun fima ta'imu iza mattaqu ve amanu thumma taqawam diye devam ediyor. Efendim, İman edip salih amel işleyen kimseler için yiyip içtiklerinden ötürü onlara bir vebal yoktur. An Kudamet ibni Maz'unin hine kâle li Umar ibnül Khattab in kuntu şeribtuha feleyse leke en teclideni. Diyor ki Kudame bin Maz'un, velev ki içmiş olsam diyor Ömer bin Hattab'a, velev ki içmiş olsam şarabı, bundan dolayı bana celde vuramazsın diyor. O da diyor ki niye diyor? Velime kâle li enne Allah yekûlu leysa alellezîne âmenu ve amilussâlihâti cunâhun fîmâ ta'imu thumme ettekû âmenu izâ mettekû âmenu diyor. O ayet-i kerime bu kadar devam ediyor ile. Hayır diyor, çünkü diyor iman edip salih amel işleyenler için yiyip içtiklerinden dolayı bir vebal yoktur. فَقَالَ عُمَرُ اِنَّكَ اَخْطَعْتَ التَّعْوِيلَ يَا قُدَامَةُ. Sen hatalı bir tevil yapıyorsun ey Kudame. اِذَا اتَّقَيْتَ اِجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ. Sen gerçekten müttaki olsaydın, takvalı olursan daha doğrusu, takvalı hareket edersen Allah'ın haram kıldığından uzak kalırsın. فَقَالَ الْقَاضِي اِسْمَعِيلِ وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه. Kadı İsmail şöyle yorumlamıştır. Sanki bu sözleriyle bu durum
onun daha önce içmiş olduğuna kefaret gibi kabul etmiştir. Yani Hazreti Ömer ondan dolayı onu cezalandırmayışı. لِأَنَّهُ كَانَ مِمَّنِ اتَّقَى وَآمَنَا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ Çünkü iman edip takvalı olan ve salih amel işleyenlerden olmakla birlikte وَأَخْطَى بِالتَّعْوِيلِ بِخِلَافِ مَنْ اِسْتَحَلَّهَا Tevilde hata etmiş bir, bununla birlikte tevilde hata etmiş birisiydi. Ama böylelikle onu helal kabul edenden farklılık arz ediyor. Helal kabul edip içerse maazallah. Kema fi hadisi Ali'in radıyallahu anhu. Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste görüldüğü gibi. Evet. Vaktimiz var. Biraz üçüncü neva gelebiliriz değil mi? وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ فِي الْمُسْتَحَادَةِ وَلَمْ يَأْتِ فِي حَدِيثِ قُدَامَةَ أَنَّهُ حُدَّ Kudame radıyallahu anh ile ilgili hadiste Hazreti Ömer'in Kudame'ye had uyguladığı rivayeti gelmemiştir diyor. Gelmemiştir diyor. وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ فِي الْمُسْتَحَادَةِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ زَمَانًا جَاهِلَةً بِالْعَمَلِ اِنَّهُ لَا قَضَى عَلَيْهَا فِي مَا تَرَكَتْ Mezhepte istihaza hakkını gören, yani ay halinden dolayı değil de herhangi bir hastalıktan dolayı, ay halinin kanı gibi kan gören bir kadın, namazı bir süre terk eder. جَاهِلَةً بِالْعَمَلِ Ama ne yapacağını da bilmiyor. اِنَّهُ لَا قَضَى عَلَيْهَا فِي مَا تَرَكَتْ Terk edip bundan dolayı bu endişeyle kılmadığı namazlar için ne yapmaz? Kaza etmez. Peki mustahaza ile ilgili malum hüküm nedir? Hadis-i şerifinde belirttiği gibi daha önce eğer adet gören bir kadın ise mu'tad adetini dikkate alır. Her aydaki adet günlerinde namazı bırakır. Sair günlerde özürlü birisi gibi her vakit için abdest alıp namazını kılar. قال في مختصر ما ليس في المختصر مختصر ما ليس في المختصر مختصرda İmam Malik hakkında Malik fıkhında muhtasarda bulunmayan muhtasar adındaki kitap لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا لم يقضيا ما مضى eğer diyor İstihaza gören ve lohusa kadının kan görmeleri uzayıp gitse, lohusa kadın için 3 ay namaz kılmasa, istihazalı kadın da 1 ay boyunca namaz kılmasa, çünkü kesinlikle biliniyor ki nifas 3 aydan daha kısadır. Bir kadının da, ay hali gören bir kadının da, ay hali görmeme süresi ancak azami bir aydır. Bir ayı aşamaz. Bu süre zarfında kılmadıkları, yani azami zamanı dikkate alıyor. Bir ay namaz kılmasa istihazalı kadın, çünkü hükmü bilmiyor. Lem takdiyâ mâ madâ. Bir süre bunların temiz oldukları muhakkak bir süre vardır. Ne kadarsa artık bunun kazasını yapmazlar. İzâ teevvelnâ fî terkis salâti devama ma bihima min ed-dami. Onların kan görmelerinin devamını namazı terk etmek hususunda bir bahane ve daha doğrusu bir sebep kabul edecek olursak tevil yoluyla kabul edecek olursak kazasını yapmaz diyor. Ve kıyla fil mustahadati iza terket ba'de ayami اَقْرَائِهَا يَس۪يرًا اَعَادَتْهُمْ İstihaza gören kadın hakkında da şöyle denilmiştir. Bu fıkhi bir mesele artık. Eğer belli günlerden sonra, ay hali günlerinden sonra kat ettiği, yani namaz kılmadığı günler az ise sayıca onu iade eder. وَاِنْ كَانَ كَث۪يرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُهُ بِالْوَاجِبِ Bununla birlikte eğer çoksa günler, o zaman bunu vacip olarak kaza etmesi gerekmez. Ve fi sema'i Ebi Zeyd'in an Malik'in
أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. أبو زيد مالك'تن işittikleri, yani işittiği fıkhi rivayetler meselesinde şu bahis vardır diyor. Kadın diyor namazı temiz olduğu anlaşıldıktan sonra, anlaşıldığı süreden sonra bilmeden namaz kılmayı terk edecek olursa okulmadığı günlerin namazını kaza etmez. وَاسْتَحَبَّ اِبْنُ الْقَاسِمِ لَهَا الْقَضَى. İbn-i Kasım da mezhep içindeki, Maliki mezhebi içindeki müçtehitlerdendir. İbn-i Kasım ise kaza yapmasını müstahap görmüştür. فَهَذَا كُلُّهُ مُخَالَفَةٌ لِلْدَلِيلِ مَعَ الْجَهْلِ وَالْتَّعْوِيلِ. İşte bütün bunlar diyor delilin mevcudiyeti ile birlikte, bilgisizlik ve tevil, delili bilmemek ve tevil, delili tevil etmekle birlikte delile bir muhalefettir. فَجَعَلُوهُ مِنْ قَب۪يلِ الْعَفْوِ. Fukaha bunu af edilen meseleler kabilinden saymışlardır. وَمِنْ ذَٰلِكَ الْمُسَافِرُ يَقْدُمُ قَبْلَ الْفَجْرِ. Bu kabilden olmak üzere fecirden önce memleketine ikamet eden diyelim ki gelen misafir. فَيَظُنُّ اَنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ. Böyle bir kimse zanneder ki güneş batmadan girmediği sürece oruç tutması gerekmez. اَوْ تَطْهُرُ الْحَائِضُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Veyahut da ay hali kadın fecir doğmadan önce temizlenir. فَتَظُنُّ اَنَّهُ لَا يَصَحُّ سَوْمُهَا. Oruç tutarsam orucum sahih olmaz diye zanneder. Hatta tathura kabla gurubi. Güneş batımından önce temizleninceye kadar, temizlenmediği sürece oruç tutması sahih olmayacağını zanneder. Ve oruç tutmaz. Fela keffarete huna ve in halefet delil. Bu durumda delile muhalif olsa dahi keffaret yoktur. Liennehu muteevvilun. Çünkü böyle bir kimse tevil yapmakta olan, yapmış olan bir kimsedir. Ve iskatu keffareti huve ma'nel afvi. Keffaretin mevzu bahis olmaması, düşürülmesi, af mertebesinin manası ile aynıdır diyor. Üçüncü türünü inşallah Allah ömür verirse, nasip ederse, müyesser kılarsa gelecek dersimizde okuruz inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun.